كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Geldik Recep ayında yapılacak zikirlere. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim Recep ayında bir defa tehlil, yani kelime-i tevhid zikrinde bulunursa, ne demek? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Arkadaşlar, la'yı uzatıyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah. Okursa Allah Celle Celaluhu onu Allah'ı çok zikreden erkeklerden veya kadınlardan yazar. Gördün mü? Recep ayında ne yapacağız? Aklımıza geldikçe sürekli La ilahe illallah Muhammedur Resul. Peki aklımıza nasıl gelir? Şu parmağa takılan şeyler var, zikirmatikler var. Parmakta kalsın. 3 ay boyunca. 3 ay boyunca bu zikirmatik parmakta kalsın arkadaşım. Çünkü burada kalırsa en azından hatırlarsın. Ve kimisi de diyor mesela unutmamak için diyor, parmağımı ip bağlıyorum diyor. Sonra diyor ki ben bunu niye bağladım diyor. Bu da var yani. Ama zikirmatik ayrı bir şey. Sonuçta ne amacı belli zaten. Ne yaparsın? Zikir. Boşta kalırsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah Allah. Yani aklına ne gelirse yap. Ama ağırlıklı olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tamam mı inşallah? Nerede geçiyor? İbn Asakir Tarihu Medine-i Dimeşk. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim Recep ayında Allah Celle Celal'den bir kere bile istiğfarda bulunursa, bir kere, bak bunu unutmayın ha. Ama istiğfar şu, estağfurullah değil, estağfirullah, el azim, el rahim, el kerim, ellezî la ilahe illa hu, el hayyel kayyume ve etûbü ileyh. Bunu da mı bilmiyorsun? Aç elini, aç kardeşim ya, bu. Ya Rabbi affeyle, ya Rabbi affeyle, ya Rabbi affeyle. Bak bir kere istiğfarda bulunursa Allah Celle Celaluhu onu bağışlar. Hadis, bir kere bile yapamıyorsak arkadaşlar sıkıntımız var. Ya Rabbi beni affet diyemiyorsak problemimiz var. Açacaksın ellerini. Ya Rabbi affeyle. Ya Rabbi mağfiret eyle. Ya Rabbi hidayet eyle. Ya Rabbi açtım ellerimi. Bunu diyemiyorsak, bundan acizsek kimse kusura bakmasın da kardeşim piyasada adam diye gezmeyelim yani. Laflar ağır gelmesin. Günahlarımız almış başını gidiyor. Günahlarımızı yani sayacak günahımız yok. Adama diyoruz bir namaz var. 50 senelik günah sürüyor. Ben diyor ki 50 yaşındayım ki. Ya sen bir günde 50 senelik günah işiyorsun be kardeşim. Sözler ağır geliyor kimilerine. Gelmesin. Allah onu bağışlar. Celle Celaluhu. Vehb İbni Münebbih radıyallahu anh şöyle nakletmiştir. Her kim Recep ayında sabah akşam 70 kere istiğfarda bulunursa, bak sabah 70 kere akşam 70 kere estağfurullah, al eline tesbih kardeşim, estağfurullah estağfurullah 70 kere, iyi dinle bak burayı, bu hadisi dinle, 70 kere istiğfarda bulunursa şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu onun cesedini ateşe haram kılar, yani onun yakmayı cehenneme yasaklar. Yani Recep ayında sabah 70 kere, akşam 70 kere estağfurullah demek çok mu zor be kardeşim ya? Al zenene tesbih kardeşim. Al zenene tesbih. Bak şunun sonu 66. Şurası 66 kardeşim. Şuradan da 4 tane ayır. Ha 4 tane. Şuraya bir işaret koyabilirsin ya da şöyle tutabilirsin. Yap bir şeyler 70 kere. Ya 100 kere yap. Ama hadis 70 olduğu için 70 amel et. 70 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ama kardeşim estağfurullah derken kafan böyle böyle olmasın. Böyle bir şey yok. Kafayı önüne pişmanlıkla ya Rabbi beni affet. Bu kafayla yapacağız. Bu kafayla yaparsak Allah Celle Celaluhu onun cesedini
cehenneme haram kılıyor. Nerede geçiyor? Safuri, Nüsetül Mecalis. Ahmed İbni Hicazi, Kuddisi Sirruhu. Kim bu istiğfarı? Kim bu istiğfarı yaparsa? İstiğfar neymiş? Allahüm meğfirli ve Allahüm meğfirli verhamni ve tüb aleyye. Çok kolay. Allahüm meğfirli verhamni ve tüb aleyye. Ey Allah'ım, beni bağışla, bana acı ve tövbemi kabul eyle. Sigasıyla yapanın hiçbir derisi ateşe değmez. Tühvetül ihvan. Allahüm meğfirli verhamni ve tüb aleyye. Yani arkadaşlar, bunları da yapalım ya. Yapalım yani. Gerçekten yapalım. Tühvetül ihvanda geçer. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Allah Allah. Her kim Recep ayında bir kere bile İhlas suresini okursa Allah Celle Celaluhu onun 50 senelik günahını affeder. Bak az önce lafı geçti. 50 senelik günah. Adam diyor ki ben 20 yaşındayım diyor, niye okuyacağım diyor. Arkadaşlar yani saatte işliyoruz biz o günahları. Saatte 50 senelik günah. Bakın arkadaşlar, sahabiler bizim küçük gördüğümüz günahları kebair günah olarak görüyorlardı. Evet. Kebair günah. Misal. Gözünde namahreme baktın, Allah affetsin. Tamam, kabul ettin günah olduğunu ama dedin ki neyse küçük günah. Yani sahabilere göre ona biliyor musun? Kebair yani. Ekberi kebair. Zinadan da beter sayıyorlardı onlar bunu. Anladın mı 50 senelik günah nasıl olurmuş? İhlas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bak, geçen gün İhlas suresinin faziletleriyle alakalı bir sohbet yaptık. Kardeşler yorum yazdı. Ben hep yanlış okuyormuşum diyor. Ben ilk defa anlamını biliyorum diyor. İlk defa anlamını duydum diyor. İhlas. Ya arkadaş, en büyük surelerden biridir bu ya. Kısa olduğuna bakmayacaksın. Anlamına bakacaksın. Allah Celle Celaluhu'yu anlatan bir sure. Rabbini tanıman için gereken en önemli sure. İhlas suresi. Bir kere okursan Recep ayında mesela, çarşamba günü, perşembe, bir ay vaktin var. Her gün okuyana her gün 50 senelik günah siniyor. Her gün. Arkadaşlar bu fırsatlar kaçmaz. Allah rızası için konuşuyoruz. Allah için ikaz ediyoruz. Bunları bunları yapacağız. Yaparsak kurtuluruz. Yapmazsak sıkıntıdayız arkadaşlar. Tamam inşallah.